sosyal medya dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya hesapları üzerinden telif hakkını ihlal ettiniz yazılı bir mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşların linke tıklamasıyla hesaplarını ele geçiriyor. Ele geçirilen hesaplardansa ya para karşılığı hesabı geri vermeyi teklif ediyorlar ya da o hesaplar üzerinden terör propagandası yapıyorlar. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, son dönemde derneğe yapılan müracaatlar arasında en çok bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin müracaat geldiğini belirtti. Farklı bir yöntemle dolandırıcılar binlerce kişiyi tuzaklarına düşürdüler. Mesajlar göndermek suretiyle bu mesajlarda kişilerin hesaplarında telif hakkı ihlalleri gerçekleştiğine dair ve bu ihlalin önlenebilmesi amacıyla 24 saat içerisinde müracaat edilmesi ve aşağıdaki linke tıklanması şeklinde bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntemle kişiler, internet kullanıcıları bir panik halinde bu linke tıklayarak telif hakkı sorununu önleme çabası içerisine giriyorlar. Tıklanmasıyla beraber de kişilerin hesaplarını ele geçiriyor bu dolandırıcılar. Hesap ele geçirme gerçekleştikten sonra çeşitli menfaat teklifleri, yani para ödenmesi, hesabının para ödenmesi halinde geri verileceği veya bunun dışında özellikle yüksek takipçili hesaplar üzerinden yine bir takım dolandırıcılık faaliyetlerini yapmaya devam ediyorlar. Bunun yanı sıra bazı terör örgütleri ve bazı suç örgütleri açısından da bu hesapların propaganda amaçlı kullanıldığını defalarca şahit olmuş durumdayız. Binlerce kişinin mağdur olduğunu söyleyen Ergün, böyle bir durumla karşılaşınca ne yapmalı sorusunun cevabını verdi. İvedilikle öncelikli olarak BTK'nın internet sitesinde Instagram ve diğer sosyal medya şirketlerinin irtibat bilgileri vardır. Bu irtibat bilgileri sayesinde konuyu Instagram yönetimine bildirmeleri gerekmekte. İkinci olarak Cumhuriyet savcılıklarına konuyu intikal ettirip hesabı ele geçiren kişilerin tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılması ile alakalı taleplerde bulunmak durumunda. Aynı şekilde yine Sulh Ceza Hakimliği nezdinde de erişim engelleme, yani hesaplarına yönelik erişim engelleme kararı da aldırabilirler. Bunlar yapılmazsa eğer, hesap halihazırda kendilerinin gözükeceği için bu hesaplar üzerinden yapılmış bir takım gayri hukuki işlemlerden sorumlu tutulma riskleri vardır. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden bu önlemlerin alınması lazım. Peki bu tuzaklara düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Mesaj kısmına, mesajlarımız kısmına kendi arkadaşlarımızdan dahi gelmiş olduğunu görsek linklere bunun teyidini yapmadan tıklamamamız gerekiyor. İşte bu tuzağa düşmemek açısından hesaplarına gelmiş olan linklerin mutlaka teyidini aldıktan sonra tıklama yapmalarında önem var.